Evet kıymetli dostlar normalde canlı yayın yaparak bunu konuşmak istiyordum ama canlı yayınlarda bazen dozaj yükselip istenmedik kelimeler istenmedik cümleler çıkabiliyor. Yargıda çete örgüt, orduda çete örgüt, emniyette çete örgüt, eğitimde çete örgüt, sağlıkta çete örgüt, bürokraside çete örgüt. Tüm bu başlıklarda operasyonlar yapıldı. Vatana ve işine ihanet edenler bir şekilde hesap verdi. Sporda nedense hep eksik kaldı. Bence şimdi tam zamanı. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç çıktı. Gerçekleri açıkladı. Gerçeklerden en çok kim rahatsızlık duyar? Gerçeklerin açıklanmasını istemeyenler. Birileri rahatsızlık duydu. Fatih Karagümrük alın terimizde bin zorlukla mücadele ettiğimiz müsabakalarımızın doğal akışına ahlaki ve adil olmayan şekilde müdahale ederseniz biliniz ki bu durumun sonuçlarına bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz demiştim. Beşiktaş cephesi sanki sanırsınız benim penaltım verilmemişçesine aman Galatasaray kızar Galatasaray abimiz kızar dercesine bazı suskunluk içerisine girse de kendini bilen bugün Fenerbahçe'ye yapılanın yarın kendine yapılacağını bilen Beşiktaş taraftarı susmadı. Sosyal medyada birçok kişi birlik oldu. Tuzla Spor kendisine bazı iddialar yönelten Murat Ağıreli Engelledi ve Ali Koç hakkında ağza alınmayacak şeylerde bulundu. Sonrasında Fenerbahçe taraftarı öyle şeyler buldu ki. Yani Tuzla Spor'dan e, Fırıldak Ali cümlesi. Yani Fenerbahçe'de başkanlık görevini ifa eden Ali Koç için bu şekilde bir e, ifade kullanıldı. Hani spor ağzı değil mafya ağzıyla böyle bir şey kullanıldı. Fırıldak Ali cümlesi daha doğrusu iki kelimenin bütünlemesi bir şeyler oldu. Şunu da söyleyeyim. Türk futboluna, spora hiçbir katkısı olmamış bir kulübün milyonların desteklediği 116 yıllık tarihe sahip olan FETÖ'nün en büyük düşmanı olan PKK'nın en büyük düşmanı olan ya da diğer terör örgütlerinin en büyük düşmanı olan Fenerbahçe'nin Fenerbahçe camiasının başkanına bu kadar çirkin ifade kullanıyor. Ya eleştiri yapabilirsin, açıklama yapabilirsin ama terbiye sınırları içerisinde. Bu ahlaksız ifadeleri kullanarken bu cesareti nereden buldular buna bakmak lazım. Havlayan köpeği boş verin köpeğin tasmasını kim tutuyor diyor 12 numara. Az bile diyor. Dünyanın en aptalca ve kendi kendine sıkan açıklaması bu bence. Vırıldak Ali kelimeleri ayrı komedi. Etiketlenen hesapların parodi hesabı olması ayrı komedi. Türkiye Futbol Federasyonu. Hani ne, ne derler ona e, neyin eşiye derler. Bakalım ne diyecek. Yani çünkü Türkiye Futbol Federasyonu artık buna da karışmazsa bu şu demek. Vurun birbirinizi öldürün kim ayakta kalırsa onunla devam ederiz demek olacak. Yani bunun başka açıklaması yok. Keçme öğren gücü Tuzla Spor maç sonucu 2-0. Tuzla galibiyetiyle sonuçlanıyor. Maçta 3 kırmızı kart var maçın sonucu 90 artıda atılan golle belirleniyor. Kaleci kalesini terk ediyor. Sonra aman gol olursa olsun kim uğraşacak falan derken gol oluyor. Maç için Rus bahis sitelerine ilgili iddialar var. 475 bin lira oynanmış. 4 milyon 750 bin lira kazanılmış. Şeklinde hani handikaplı kazanır şeklinde. Ve kupon oynayan kişinin adresine kadar paylaşılmış. Yani sanal bahis oyunu mu ileri görüşlülük mü risk mi? Buna ses karar verin diyor. Sanal bahis sitesinde hissesi olan birinin futbol kulübü hatta kulüplerinin sahibi olması rutin bir uygulama mıdır diyor. Murat Ağırel'in paylaşımları var ve Murat Ağırel Tuzla Spor Kulübü sayfasından açıkladığı basın açıklamasına yaptığım yorumu ve sorduğum soruyu gizlemiş yetinmemiş bir de beni engellemiş diyor. Şimdi şunu öncelikle belirteyim. Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'nı yanına alıp dev gibi bir yatırımla hayata geçirilen otomobil fabrikasını açan binlerce insana iş imkanı tanıyan Türk ekonomisini ayakta tutan bir ailenin üyesine saldıran kişiler e, yani ve ya da bu, şunu söyleyeyim. Kara para iddiası var. Kara para aklama iddiası, vergi kaçırma iddiası var. Bitmedi. Sosyal medyaya bakın terör örgütü sempatizanlığı iddiası var. Yani üstündeki forma ne renk olursa olsun Fenerbahçe düşmanı diye savunan arkadaşları uyarayım. Eğer bu iddialar doğruysa siz de bir şeyin altına gidersiniz. Benden söylemesi. Gerçi siz Rahatsınızdır sınızdır. Nasılsa bizi birileri korur diye ama şimdi şunu söyleyeyim. Tuzlanın bir sürü iddiası var. İddia doğruysa TFF'ye belgeleri sunar, TFF gerekeni yapar. Bir suç varsa araştırır. Türk Ceza Kanunu'na göre suç olan eylemlerle ilgili bir şeyler yapar. Ancak PKK sempatizanı diye bahsediyorlar bazı arkadaşlardan. Dikkat edin. Sosyal medya paylaşımlarına herkesin dikkat edin. Herkesin geçmişine, geleceğine dikkat edin. Ayetullah Bey diyor ki gündemi değiştirmeye çalışmayın. Murat ağır elini iddialarına cevap verin. Erzurum spor maçında 4000 liraya sattığınız ve full satılan biletlere rağmen maça neden 3 kişi geldi? Keçi öğren gücüyle oynadığınız maç için Rus bahis sitesinde yapılan kupona neden cevabınız yok? Kupon Bulgaristan'ın Sofya şehrinde oynanmış. Bu şehirde yer alan bahis şirketiyle ilişkiniz nedir diyor. Arkadaşlar bunların hiçbirisi basit şeyler değil. Şimdi Murat ben size daha başka bir şey söyleyeceğim. Hani bir kitap vardı, dokunan yanar diye yasaklanmıştı, edilmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum o kitabı. Sizler de hatırlarsınız. Sonra e, dokunan yanmadı, yakmaya çalışan yandı. Hepimiz 15 Temmuz'da gördük. Ha, 15 Temmuz için ya da Fetö için ya da başka örgütler için, e, bunlar Türkiye düşmanı değil diyen arkadaşlar varsa aramızda, onlar bu videoyu izlemesin çok rahatsızlık duyar. Ben başka bir kısmına değineceğim. Ben artık bu kısmını geçtim. Ben sosyal medyadaki iddiaları söyledim. Asıl burası daha komik. Murat Ağır Ağırel'in iddialarına konu olan meşhur keçi öğren gücü Tuzla Spor maçının var hakemi kim çıksa beğenirsiniz. İzmir bölgesi hakemlerinden Alper Ulusoy. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Vay anasını ya. Böylesine önemsiz bir maçta Süper Lig'in var hakemi. Yani ikinci lig için bile iddiasız bir maç. Ve sözde tecrübeli var hakemi. Amaç ne? Derbilere bile böyle var avar atanmıyor. Yani gözlerim yaşardı. Derken avarı da merak ettim. Acaba avarda kim var diye. Tahmin edin kim var? Özgür Yankaya. Yani Özgür Yankaya kim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin net penaltısını verdirmeyen skor 1-0 iken sonra skorun birdenbire 3-0 olmasından sonra aa bak Fener'in hakkı yenilecek aman biz adaletli yönetelim deyip de ee, Tadiç'in pozisyona penaltı verdirip Hadi konuşun bakalım. Fener kollandı diye konuşun. Dedirten arkadaş. Ardından bir gün sonra Beşiktaş'ın Antalya maçına gidip de Antalya Spor karşısında Beşiktaş'ın penaltısını verdirmeyen arkadaş. Özgür Yankaya, Alper Ulusoy. İnanılır gibi değil değil mi arkadaşlar? Tuzda Eyüp 50 bin liraya bilet satıldığı söylenen Eyüp Spor maçında var hakemi kim? Hakan Ceylan. Allah. Yani ihtiyaç olan her yerde İzmir çetesi. Avar'da kim var? Suat Arslan bu. Hatırlar mısınız? Hakemliği sonlandırılmıştı Galatasaraylı diye. Sonra bizim Ali Koç'un çok büyük bir hatası. Şöyle yaptı böyle yaptı. Bu arada Ali Koç'la ilgili şey paylaşıyorlar ya aklıma gelmişken. işte HDP heyetini ziyaret etti diye. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu e, bazı insanlara gerçekten geri zekalı demek iltifat oluyor. Bu geri zekalı e, demek istemediğim arkadaşlara şunu belirteyim. TÜSİAD ziyaret ediyor HDP'yi. Evet doğru. Ali Koç da ziyaret ediyor. Doğru. O gün ziyaret ettikleri dördüncü parti. Nasıl yani? yani AK Parti'yi ziyaret etmişler. MHP'yi, CHP'yi ziyaret etmişler. Dördüncü parti de HDP. Meclisteki vekil sıralamasına göre ziyaret etmişler. Merak ediyorum şimdi o heyetin AK Parti'nin ziyaretindeki görseli dağıtıp şey mi diyeceksiniz? Bak Ali Koç hem AK Parti'ye yanaşmış hem buraya diye. Ulan tüsiyat bu tüsiyat. Daha amiyane bir ifade kullanayım mı? Daha amiyane bir ifade kullanayım. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nde kaç tane vekil var? Kaç tane var hocam? Kaç tane var? Şöyle söyleyeyim. Rastgele random bir tanesi herhangi bir devlet dairesini ziyarete gitse o gün. Herkes el pençe divan durur mu? Durur. Yani parti önemli değil. Arkadaşlar bu işin içinde tepki almak var. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Yerel seçimler olacak. O yanaşacak birine. Öbürü birine yanaşacak. Biz seçimlerde görüyoruz. O buna bu buna sarılma peşinde oluyor. Onu geçtim. Gerçeği doğru konuşun. Bak FETÖ taktiği yapmayın. FETÖ'cü gibi hareket etmeyin. Açık olun. Net olun. Delikanlı olun. Şerefli olun. Deyin ki o gün 4 kişiyi 4 tane partiyi birden ziyaret etmiş. Niye HDP'yi paylaşıp da bak HDP'yi ziyaret etmiş oluyor. Ulan bu adam özbe öz. Türk. Türk oğlu Türk. Hani Aziz Yıldırım demişti ya benim mezarımın belli bana bunu söyleyen şeyler sizden nereye kaçacaklar diye. Ben merak ediyorum. Bazı arkadaşların kaçacak yeri neresi olacak. Lake of Tears. Sayın Bakanımızdan Tuzla Spor, Menemen Spor ve Eyüp Spor üçgeninde yaşananların soruşturulmasını rica ediyoruz diyor. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve İçişleri'ne etiketlemiş. Ee, bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Yani Tuzla Spor, Menemen Spor ve Eyüp Spor Üçgeni bitmedi. Şimdi Galatasaray'ın gölgeliğine soyunduğu iddiaları var. Ee, Tuzla Spor için. Yani Galatasaray'ın gölgesi Tuzla Spor hem skandallara imza atıyor hem de millete iftira atıyor. Fenerbahçe için diyor ki Lamine Diyak transferinde şöyle namussuzluk yapıldı, böyle namussuzluk yapıldı falan filan. Eee... Neydi o? Şu kupinin başkanıyla şöyle namussuzluk yapıldı. Ankara gücü başkanıyla kulübe 100 milyon euronun üstünde para hibe etmiş adam 450 bin euro futbolcuyu satıp parasını yemiş olacak. Yani akıl tutulması desen değil aptallık desen değil bu nedir biliyor musunuz? Ben bunu söyleyeyim size. Bu taktiği biz geç, yani geçtiğimiz yıllarda çok gördük. Bu taktik dikkatleri başka tarafa çekme taktiğidir. Bu taktik hep işe yarar. Yani konuşulan ana konudan sapılıp Başka yere gidilsin taktiğidir Biz bunu çok yaşadık Bu arada lamin Diag 1.8 milyon euro piyasa değerine sahip Futbolcu Fenerbahçe 250 bin Euro'ya alıyor Bilginiz olsun arkadaşlar 250 bin Euro'ya Alıyor eee, 350 bin Euro'ya Ankara gücüne satıyor ya da 400 bin Euro'ya Ancak Oyuncu şöyle şu kupiden Tuzla Spor'a gidiyor oyuncu. Bak Fenerbahçe alıp üst kullanım hakkıyla alıp diyor ki satış için bana sana futbolcuyu alırım veririm. Oynar parlarsa benim 250 bin euroya alma hakkım var diyor. 250 bin euroya alıp Ankara gücüne 400 bin euroya satıyor. Arkadaşlar bunun benzer bir örneği daha var. Yasir Subaşı. Ya bunun benzer çok örneği var bunun benzer. Fenerbahçe 400 bin euroya satıyor. Şimdi Ankara gücü Nantes'a 400 bin euroya kiralıyor. Ve opsiyonlu kiralıyor. 2 milyon eurodan üstüne parayla kiralıyor. Ve zorunlu opsiyon devreye girecek arkadaşlar. 4 milyon euroyu Temmuz 2024'te alacaklar ve sonraki satışından da %20 pay alacaklar. Ankara bunu açıklıyor. Mesela Yasir Subaşı bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Yasir Subaşı Fenerbahçe U21'den Ümraniye 14.000 14 bin euroya gidiyor. Ancak Fenerbahçe bir madde ekliyor. Futbolcu işte şey yaparsa 157 bin euro. 3 milyon TL'ydi sanırım o günün şartlarında. Tam hatırlamıyorum da 1 milyon TL miydi neydi? E, o kadar paraya geri alırım diyor. Fenerbahçe o kadar paraya geri alıyor. Kayseri Spor'da 170 bin euro artı sonraki satışından pay diye veriyor. Futbolcu yeterince parlayamıyor. Sonra Konya Spor'a gidiyor. Ankara Ucu Başkanı çıktı. Ankara Ucu açıkladı. Skandal. Hani elinizde bilgi varsa gidip TFF'ye ihbarda bulunun dedi. Ankara gücü. Şu çıktı. Biz yarın savcılığa başvuruyoruz dedi. Çünkü gün içerisinde geçmişti. Yani Ayetullah Bey şunu diyor. Dursun Bey cevabını çok merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Fethullahçı terör örgütüne destek olduğu için TMSF'nin el koyduğu Dumankaya ile neden sponsorluk anlaşması imzaladınız? Nakit para almak yerine neden ev alıp nakite geçmek istediniz diyor. Yani Ayetullah Bey hesabının iddiası. Şimdi bakın Fenerbahçe bir Dilan Polat, Engin Polat olayı var. Şimdi TMSF'ye geçiyormuş şirketler. İstediği kadar yani şimdi geçti ya. Şimdi Fenerbahçe eğer TMSF iptal etmezse reklamları yapmaya devam edecek. Mecburen devam edecek. Galatasaray'da devam edecek. Aynı firma hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın sponsoru iken Galatasaray medyası sadece Fenerbahçe'nin sponsoru gösterme karakterini gösterdi. Ayetullah Bey diyor ki Fethullahçı terör örgütüne destek olduğu için TMSF'nin el koyduğu Duman Kaya ile neden sponsorluk anlaşması imzaladınız? Yani el konulduktan sonra imzalanmış. Mesela şimdi ben size bir şey soracağım. Bugün Beşiktaş, Dilan Polat'ın şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalasa aklınıza ne gelir? Kara para aklıyorlar falan filan dersiniz değil mi? Ya da Trabzonspor mesela bugün Engin Polat'ın firmasıyla sponsorluk imzalasa 5 milyon euro da para alacak olsa aklınıza ne gelir? Peki Ayetullah Bey'in dedikleri doğruysa. TMSF e el koyduktan sonra duman kaynağı sponsorluk imzaların nakit yerine ev alındıysa bunun adına nedenilir. Bunu da size bırakıyorum. Ahmet Ercanlar Ali Koç çok acayip yerlere çomak soktu. Bu kara para ilişkileri bir büyük kulübün önemli bir yöneticisine kadar ulaşacak yazın bir yere diyor. Aklında bir kişi var. Ezilip büzüne küm yapmayı çok seven birisi var ama inşallah olur. Şimdi önce Ankara Gücü sonra Olgun Aydın'dan gereken açıklama geldi. Bakalım daha nelerden ne göreceğiz diye. Çok merak içerisinde beklediğimiz bir olay. Yani Ali Koç ne demişti? Son 6 ayımı bu yapılarla mücadeleye adayacağım demişti. Ve ben dün bir video çektim. Reis olaya el attı diye. Anlamayacak kadar gerizekalı var. Gerçekten gerizekalı var. Açın bakın bakalım ben ne demişim o videoda. Ee, ayrıca İçişleri Bakanı'nın da olaya dahil olduğunu söylemiştim. Ali Koç'un şu cümlesini unutmayın. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu konum hakemlere rağmen rakibimizin ligde bulunduğu konum ise hakemler sayesinde elde edilmiş bir konumdur. Bir kulüp başkanı elinde bilgi belge olmadan bu cümleyi kuramaz. Ya da Neyse. Ali Koç ne demişti hatırlayın? Kadir Sağlam 1, Alper Ulusoy 2, Koray Gençerler 3. Bu isimleri aklınıza kazıyın. Bunlardan kurtulmadan Türk futbolu kurtulamaz demiştim. İnşallah Ulusoy'dan kurtuluyoruz. Yani Hakan Ceylan'dan da kurtuluyoruz inşallah. Hem de çok yakın bir zamanda. 3 vakte kadar. Bu arada Galatasaray Onurs Onursal Başkanı Mehmet Büyükekşi. Yok Galatasaray Onursal değil. Direkt Galatasaray Başkanı. Galatasaray başkanının bile bu kadar faydası dokunmaz bu kulübe. Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bugün saat 12.30'da bir basın toplantısı düzenleyecekmiş. 7 Kasım Salı günü. Bakalım hangi yeni güzel projeyle çıkacak. Muhtemelen ben karışmıyorum bunlara. Onlar gidin mahkemeye falan verin diyecektir. Hani oraya bostan korkulu olarak dikildiği için. Ya en basit Koç koştuğunu söyledi Sayın Erman Toroğlu. Var kayıtları Cüneyt da bunu araştırın dedi. Allah'ın laneti üzerine olsun. Lanetullahi aleyh Cüneyt Çakır. Biz de inceledik. Söz konusu 2020-2021 sezonu var kayıtlarına Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik. Doğru mu öğrendik yanlış mı öğrendik? Başvurduk. Soruşturun. Ama yine bir hareket yok demişti. Ya çıkıp da bununla ilgili konuşacak değiller herhalde Galatasaray Başkanı. Bu arada Erman Torol da şey demişti. Serdar Tatlı'nın hakemlik yapmaması lazım dediği 3 hakem. Serkan Tokat lanetullahi aleyh. Mustafa Öğretmenoğlu lanetullahi aleyh. Koray Gençerler. Lanetullahi aleyh. Ne komik değil mi? Ne komik isimler hep ortak çarpan parantezinde. Delilerin Delisi diye bir hesap var. Yakup Çınar mı dediler? Yok Yakup Çınar başkaydı. O Whatsapp e, Whatsapp ne Whatsapp'ı? Wasabi. Wasabi acısı yemeği seven bir arkadaşmış. Bu bir tane Yakup diye bir sosyal medya fenomeni mi? E, bir şey var. Belge açıklayan. O şey demiş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a fırıldak diyen Tuzla Spor Başkanı 38.500 liralık biletleri 13'ü hariç hepsini Pasolik uygulamasında satıldı diye gösterdiniz maça sadece 3 taraftar gitmiş. Ulan esas fırıldak sensin. Güzelim kulübü kara para aklamak için kullanıyorsun. Hukkabaz demiş. Yani sosyal medyada birçok şey çıktı. İşte Galatasaray'ın Tuzla olan maçlarındaki enteresan sonuçlar. 6-2 yenilmesi falan. Bir de hani yakın dönemde Galatasaray futbolcusunun Zanyolu'nun iddianın adı geçmesi. Eee... Yine bak önümde bir Tuzla Spor 3, Galatasaray 2. Maçın hakemine bak Alper Ulusoy. Maç 2'den 1 gelmiş bu arada. İlk yarı Galatasaray önde tamamlamış. ikinci yarı Tuzla Spor. Tuzla Spor e, 2021 Ocak'tan günümüze kadar 18 adet teknik direktör değiştirmiş. Yani nasıl değiştirmiş, neler vermiş, neler almış. E, ya ben şunu söylüyorum. Ali Koç gibi bir ismin 300-400 bin euro ile uğraşacağını, 250 bin eurosunu zaten ödemiş Tuzla Spor'a. 400 bin euro alıp yani 150 bin euro için bunu yaptığını düşünecek kadar mal bir kitle var ya. Harbi mal bir kitle var. Gerçekten mal bir kitle var ya. Ya bu kadar mal olunmaz ya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ee, Ali Yerlikaya bir şeyler yapacak gibi geliyor. Kim erkek kim fırıldak çok yakında göreceksiniz gibi geliyor. Ya şunu belirteyim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu anda gündemde kim var? Kara para aklamalar var, iddialar var, bahis çeteleri var, uyuşturucu var, terör örgütleri var. Yani İçişleri Bakanlığımız özellikle bunlar operasyon düzenliyor. Nedense yani nedense Uzun lafın kısası dostlar. Hocam bu işin sonu nereye varacak? Bu işin sonu başka yere varacak. Şimdi şunu da 12 numara paylaşmış. Murat Ağrıel Tuzla Spor'la ilgili iddialarda bulunuyor. Cevap malum takımdan geliyor. FETÖ diyoruz. Cevap malum takımdan geliyor. TFF'yi başkanını MHK'ya eleştiriyoruz. Cevap malum takımdan geliyor. Hakemler çeteleşmiş diyoruz. Cevap malum takımdan geliyor. Bahis çeteleri Türk futbolunun kanını emiyor diyoruz. Cevap malum takımdan geliyor. 3 Temmuz'u yaşamış. Otobüsü kurşunlanmış. Onca badire atlatmış. Camiaya ortamı germeyin diye saçma sapan konuşuyorlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Nedense Galatasaray ortamı germeyin demeye başlamış. İki şeyden dolayı çok merak ediyorum. Bir, acaba ucu size dokunacak ondan mı? İki, liderlik koltuğuna oturup ondan mı? Neden ortamı germeyin? E bugüne kadar demedik laf bırakmadınız. Onu dediniz, bunu dediniz, şunu dediniz. Yani herkes kitabı ortasından konuşmakla mükellef. Şunu da belirteyim. İnşallah Whatsapp'tan emir alanlar, sosyal medyada trollerle milleti birbirine kırdırtanlar, sosyal medyadaki trollerle milleti birbirine küfür inşallah bunlar da en ağır şeyi alır. Ee, Murat Aşık, Erden Timur'un yalan söylediği alenen ortaya çıkmış. Bunu hiç konuşmuyoruz. Ali Koç taklit yapmış, bunu konuşuyoruz diyor. İşte bu dikkatleri başka yere çekme politikasıdır. Bunu geçmişte birileri çok yaptı. Uzun zamandır yapamıyorlar ama inşallah yapamazlar da. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani durumlar bunlar. Peki şimdi size soruyorum. Sizce bu işin sonu nereye varacak? Ben bir tahminde bulunayım. Normalde çok tahminde bulunan bir insan değilim. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı inşallah bu olaya el atarlar. Varsa bahis çetesi, varsa şike, varsa şaibe, varsa başka bir şey. Bu arada Ümraniye ile Tuzla maçı bir, bir beraber bitmiş. Dün gece bir tanesi kırmızı kart yemiş. Yani şimdi sosyal medya yine bunları konuşacaktır büyük ihtimalle. Neyse o çok önemli değil. Yani inşallah konuşacak. Ankara gücünün cümlesi neydi? Profesyonel futbolcumuz Lamine Diak ile ilgili olarak 3. sahas veya kurumlar herhangi bir anlaşma yapılmamış olup elde edecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır diye açıkladıydı. Ben şunu söyleyeyim. E, genellikle bu tip şeylerde özellikle takımın bir tanesi bu kadar itiraz ediyorsa insanların aklına bir şey gelecektir. Haydi bakalım. İnşallah futbolda temiz eller, temizlik yani temizlik için temizlik yapılır. Biz de tertemiz bir lig izleriz. 90. dakikada verilmeyen penaltı diyor. Hakemin gözünün önünde elle oynuyor. İçeriye top çevriliyor. El açık. Net bir şekilde elle oynuyor. Hakemin açısı da çok net. Ee... Vallahi burada var da var diyebiliyorum. Gerçi var olmasa Tuzla Spor'un maçında az önceki saydığımız isimler nasıl oynanacak? Konuşulacak. Neyse bakalım. İnşallah bu iş derinlemesine gider. Türk futbolunda temizlik gerçekleşir. Şunu da belirteyim. Bazı özellikle Galatasaray arkadaşlarımız şey diyor. Futbolda FETÖ bitti, Fenerbahçe bitti diyor. FETÖ'nün bittiğini nereden biliyorsunuz? FETÖ'cü müsünüz? FETÖ'ye yakın mısınız? Operasyonu yapan siz misiniz? Ben size çok bariz bir örnek vereyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaraylı Başkanı, Galatasaray Kongre üyesi, Mehmet Büyükekşi kendi itiraf etmişti benim telefonumda şey çıktı diye. O baylok çıkmış Mehmet Büyükekşi'nin telefonda Çıkıp itiraf etti. Yani şu federasyon başkanı telefonundan bu çıkarak federasyon başkanı oluyor. Ama şeyi yük yüklemiş. Kuzene yok Yok şey. E personeli yüklemiş. Telefonuna. Benim telefonuma da mesela yoldan geçen gün bir tane kadın geldi. Kendi fotoğrafını çekti. Geri verdi telefonu bana. Sonra adamın bir tanesi geldi. Dedi ki İban'ın İban'ını ver dedi. Kendi kendine İban'ıma para falan attı. Yani öyle şeyler olabiliyor. Normal yani böyle şeyler hayatta. Hani FETÖ bitti diyen arkadaşlar muhtemelen FETÖ'cülerdir. Çünkü bittiğini bildiklerine göre. Ben futbolda FETÖ temizliğine şahit olmadım. İnşallah şahit oluruz. İnşallah ne kadar FETÖ'cü hakem varsa, ne kadar federasyoncu varsa, ne kadar e, yönetim kurulanda şurada burada varsa hep birlikte izleriz arkadaşlar. Hep birlikte operasyonları izleriz. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletinin yar ve yardımcısı olsun. Kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti bağımsızlığını, özgürlüğünü her daim korusun. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe.